4 yıl seçim olmayacağını varsayarsak hakikaten de bu maaşlarla emeklinin yaşaması mümkün değil. Kök maaşları en az 12 bin lira seyyanen zam, emekli maaşlarına bir güncelleme. Bunun sesini duyurmamız lazım. O yüzden yapılan her açıklama son derece önemli. Yapılan her açıklama emekli gündemini biraz daha üst sıralara taşıyacak, daha çok gündemde kalmasını sağlayacak. O yüzden bu seçim sürecinde biz bütün açıklamaları, bütün söylemleri sizlerle paylaşacağımızı iletmiştik zaten. Bunun artık hani şeyini yapmayalım, hani niye onu veriyorsunuz, bunu veriyorsunuz. Herkesi vereceğiz. Bu süreçte herkesi vereceğiz, dinleyeceğiz, dinleyeceğiz. Herkesi dinleyeceğiz. Kim ne diyor? Emeklilere ne vaat ediyor? Bugüne kadar neler yapılmış ve bundan sonra neler yapılacak? Bunların hepsini hem sizlere vereceğiz hem de dediğim gibi herkesi dinleyeceğiz bu süreçte. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı tabii ki Ekrem İmamoğlu önemli bir açıklama yaptı emeklilerle ilgili. Bu açıklamayı paylaşacağız sizlerle. Ekrem İmamoğlu bugüne kadar emeklilerle ilgili ya da işte projeleri neler, neler yapıldı, işte bundan sonra neler yapılacak paylaşıyor. Biz de emeklilerle ilgili kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Önce Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamasını yayınlayayım. Ondan sonra üzerine biraz konuşalım istiyorum. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetlerinin %60'ını dar gelirli insanlarımız için biz karşılayacağız. Bu yapılarda bulunan emeklilerimize ayrı bir avantaj daha sunacağız. Birileri emeklilerimizi unutmuş olabilir. Biz elbette unutmayacağız. Bu ülkenin taşında, toprağında bir yere kavuşmuş emeklilerimiz bugün ne yazık ki geçinme sıkıntısıyla mücadele ediyor. İkramiye ile ev alma işi ise tümden hayal olmuş durumda. Kentsel dönüşümde en fazla mağduriyeti yaşayan kesimin emeklilerimiz olduğunu tespit ettik. Dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerinin %65'ini biz karşılayacağız. Dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerini bu şekilde destekleyerek zor günlerimizde emeklilerin yanında olup onların binalarını yenilemelerine güçlü bir katkı sunacağız. Tüm riskli yapılara sabit taksitli ödeme desteği sunacağız. İstanbul Yenileniyor kapsamında kentsel dönüşüme giren tüm vatandaşlarımıza sabit taksitle 2 yıl vadeli faizsiz ödeme desteği sunacağız. Uzun vadeli taksitlendirme isteyen vatandaşlarımız ise yine sabit taksitle Kiptaş kefaletiyle ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Hibe desteği sağladığımız dar gelirli vatandaşlarımız ve emeklilerimizle kalan miktarlarını sabit ödeme desteklerimizden yararlanarak tamamlama fırsatlarına sahip olacaklar. Emeklerimizin eriyen maaşlarıyla geçim sıkıntısı yaşayınca haklı olarak kentsel dönüşüm süreçlerinden kaçınıyorlardı. Dar gelirli emeklerimize hibe yardımının yanı sıra riskli yapılarda yaşayan tüm emeklerimize bakanlık kira yardımının üzerine 9 bin lira kira desteğini de yine biz sunacağız. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları emeklilerle ilgili böyle gerçekten de önemli. Ne açıdan önemli? Birincisi hem bakanlığın vermiş olduğu bir kira yardımı var. Bunun üzerine bir 9 bin lira kira yardımı emeklilere yapacağız diyor. Tabii ki bu kentsel dönüşüm için çok önemli. Kentsel dönüşümde emeklilerin inşaat masraflarının %65'ini, dar gelirli emeklilerin inşaat masraflarının hem %65'ini karşılayacaklar hem de bakanlığın verdiği 7 bin liranın üstüne 9 bin lira kira yardımı yapacak Ekrem İmamoğlu. Ve daha öncesinde de biliyorsunuz Kiptaş'ta, yine Kiptaş'ta çalışacaklar ve Kiptaş konutları yapmışlardı. Çok böyle uygun koşullarda sabit taksitlerle, değişmeyen sabit taksitlerle Kiptaş konutlarını yaptılar ve sahiplerine, hak sahiplerine teslim etti Ekrem İmamoğlu. Şimdi aynı şeyi kentsel dönüşüm kapsamında devam ettirecek ve dezavantajlı bir grup olarak görülen ve ne yazık ki şu anda öyle olan emekliler için de hem işte %65 inşaat masrafını karşılayacaklar hem de bu anlamda 9 bin lira artı kira desteği verecekler. İmamoğlu'nun vaatleri de bu şekilde. Buyurun Bülent Bey. Evet, şimdi İmamoğlu'nun emekli defterini iyice açtığını görüyoruz. Yani İmamoğlu'nun emekli defterini açmasının ne önemi var şimdi emeklilere? Bütün Türkiye'deki emeklilere. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya
İstanbul Büyükşehir'de, İstanbul'da yaşayan emekliler için tamam güzel bunlar ama bizimle ne ilgisi var diyecek olursanız eğer, Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'u ne kadar çok istediğini biliyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nı da bir değil iki defa yenmiş bir Ekrem İmamoğlu var. Ve Ekrem İmamoğlu'nun bu emekli konusunu gündemine taşıması ve ön plana çıkarması göreceksiniz. Bununla ilgili benim de kanaatimce Ekrem Bey önümüzdeki günlerde yine bu gündemle yönelik, emeklilere yönelik çeşitli açıklamalarda, farklı açıklamalarda da bulunacak. Ve göreceksiniz ki Erdoğan'a en büyük emekli baskısını İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Ki Mansur Yavaş'ın uyguladığı baskı zaten Turgut Altınok'a bu stresi yaşatıyor Ankara'da. Ama Ekrem İmamoğlu'nun bu Murat Kurum'a karşı ve Erdoğan'a karşı emekliyi de ele alması gerçekten onları çok sıkıştıracak ve emeklinin istediklerini yaptıran başkan olarak da gönüllere girecek gibi bir görüntü var önümüzde. Evet. O yüzden bu açıklamaların çok önemi var. Emeklilere yönelik kendisinin paylaştığı vaatlerini, geçmişte de yaptığı bir takım icraatlerini dinlediniz. Bence bu baskı gerçekten iktidarı çok terletecek. Öyle görünüyor. Yani ve hakikaten de herkesin dediğimiz gibi yaptığı emekli açıklamaları çok önemli. Gündeme taşıyor emeklileri ve hükümeti, iktidarı, Cumhurbaşkanı'nı sıkıştırıyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nun yapıyor olması, Bülent Bey'in de söylediği gibi, Cumhurbaşkanı'nda ayrı bir stres yaratıyor büyük bir ihtimalle. Çünkü Ekrem Bey her zaman şunu söylüyor ki bütün Türkiye'de aslında aynı kanıda. Benim rakibim Murat Kurum değil, benim rakibim Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor. Hakikaten de öyle gibi görünüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u nasıl böyle hararetli bir şekilde istediğini ve Ekrem İmamoğlu'nu işte iki kez sandıkta yenememiş olmasını hazmedemediğini, ilk defa bir seçim kaybetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu seçimi de aynı seçimde iki kere kaybetti ve bunu gerçekten hazmedemiyor. İstanbul'u alan biliyorsunuz Türkiye'yi alır demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden de İstanbul'u hararetli bir şekilde geri almak istiyor. Bu nedenle de Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı her açıklama Cumhurbaşkanı'nda dediğim gibi ayrı bir stres yaratmakla beraber onun vaatlerini, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini daha hızlı bir şekilde yerine getirmek isteyecektir diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklaması karşısında ve bundan sonraki süreçte de İmamoğlu'ndan emeklilerle ilgili açıklamalar gelecektir diye biliyoruz. Gelecek diye biliyoruz, duyuyoruz. Bunları da paylaşacağız tabii ki sizlerle. Ama tekrar söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilere 9 bin lira, bakanlığın verdiği 7 bin liranın üzerine artı 9 bin lira bir kira yardımı gelecek. Özellikle işte kentsel dönüşme evlerini verecek olan emeklilere kentsel dönüşüm sürecinde hem bu kira yardımı yapılacak hem de yeni evlerinin inşaat masraflarının %65'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Gerçekten de hani büyük bir destek, önemli bir destek. Ekrem İmamoğlu'na, emekliler adına teşekkür etmek gerek. Şimdi mesajlarınıza biraz böyle bakmak istiyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamaları karşısında? Turgut Altınok mesajlarını biraz yayınladım, gördüm tepkilerinizi de. Çiğdem Hanım diyor ki emekliler İmamoğlu diyor. Muammer Bey ister hazmetsin ister etmesin İmamoğlu alacak yine diyor. Yıldırım Ünal 12 bin lira seyyanen zam yapılmalı. Başkası kurtarmaz ve intibak tüm emeklilere yapılmalı. Şükrü Şimşek çok iyi evet diyor İmamoğlu'nun açıklaması için. Arka fonumuzu beğenmemiş olanlar var. Bu ara böyle birazcık değişiklik olsun dedik. Tebdili mekanda ferahlık vardır diye stüdyo tarafına geçtik yine. Arka fonu değiştiririz, bakarız, hep beraber karar veririz hangisi en güzeliyse. Birlikte seçeriz sizlerle. Bizim için de güzel olur. Sofranın nezaketi Ekrem İmamoğlu'nun yaptığının beşte birini yapamıyorlar diyor. İsmail Yıldırım, Ekrem Bey bilinçli kitleye hitap ediyor, kazanır diyor.
Bütün emeklilere seyyanen zam gelmeli diyor Hasan Geçer. Evet, aynı şeyi düşünüyoruz. Zaten bununla ilgili mücadelemizi veriyoruz. Adalet nerede? İstanbul'da kuruma çok tepki var diyor. Kuruma. Kuruma. Murat Kuruma. Kuruma deyince Murat Kuruma çok tepki var. Hem TOKİ'den hem de vatandaştan anketler İmamoğlu farkla önde diyor. Hasan Kiracı İmamoğlu belediye yönetiminden ziyade... Hükümet yönetimiyle ilgili açıklama yapıyor sanki. Cumhurbaşkanı gibi helal olsun diyor.